Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Koza A, Kozal ve fırsat olursa İpek Enerji ise analiziyle karşınızdayız. Arkadaşlar teknik açıdan bir düşen yeşil kanal içerisindeki hareket ivmelenmesini teknik açıdan sonlandıran daha sonrasında bir trend desteği oluşturan hisse fiyatlaması fazla marj yukarı doğru marj açmadan, mumların boylarını çok uzatmadan tıngır 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 yukarı doğru gitme eğiliminde geçtiğimiz hafta sanırım salı günüydü sert bir geri Yapıp bir onay alma süreci gibi bir şeyler yaptı. Geri çekilen bu hareket çarşamba toparlama eğilimi içerisine girip Perşembe, Cuma bir doji kapanış, kararsızlık mumuyla biraz akıl karıştırıcı kapanış yapsa da son iki günlük hacimsel hareket oldukça güzel görüntü sergilemesine sebep oldu diye ifade edebilirim. Teknik açıdan aylık piyot değerin üzerine atması, 21 günlük EMA desteğinin çalıştırılıyor olması ve 55 günlük e, hareketin de Üzerine geçiş yapılması 4857 57 55 seviyesinin üzerinde 48-80'de bir kapanış yapılması hissedeki pozitif düşüncemizi arttırıyor. Teknik açıdan yukarıda artık 52-99, 53-74, 57-46 gibi dirençlerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Ee, önümüzdeki süreçte hisse fiyatlamasındaki eğer potansiyel e, hacimsel artış devam etme eğilimini sürdürürse teknik açıdan güzel bir hareket alanı oluşturabileceğini düşünüyorum. Zira baktığımızda hisse fiyatlaması 75'li fiyatlardan geri çekilerek oldukça aşağıya 38'li fiyatlara yani %50'lik bir kayıp marş düşüşü yaşamıştı. Ve süreç olarak şuradaki yapmış olduğu kanal direncini veya şuradaki zirve bölümündeki çanak hareketini geri alarak teknik açıdan tekrar toparlama güç toplama hareketini sonlandırıp sonlandırmayacağını karar verecek. Bu noktada da karşımıza haftalık ma 55 direnci olan 49.24 direnci çıkacak arkadaşlar. O yüzden 21 haftalık ve 55 haftalık dirençleri hisse için önemli kritik değerler olacaktır ki bu noktadan sonra özellikle hissenin 51 30'lu fiyatlarının 52 fiyatlarının üzerinde haftalık kapanış yapması hisse için önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Zira haftalık erasayın 50 üzerine atabiliyor olması bize artık 3 aşağı 5 yukarı kesinlenmiş, kesinleşmiş bir trend başlangıcı ifade eder ki e, genel manada hisselerin toparlama eğilimiyle birlikte yukarı yönlü e, potansiyelini devam ettirmesini izlemek gerekir. Evet Kozada e, durum böyle bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir sonraki hissemiz Kozal hissesine geçelim. 3 aşağı 5 yukarı grafikleri birbirine yakın giden hisse fiyatlamasında daha önceki bir çanak yanına bir kult çalışması yapma ihtimalini ben sürekli söylemiştim ama kulbun şu bölgede hani haftalık MA55 seviyesinde bir toparlama yakalayıp e, oradan dönme ihtimalini kuvvetli görüyorduk biz açıkçası şöyle çizmek gerekirse hani şu bölgede bir kulp inşa eder. Hani yakışık olanı budur görsel olarak ama işte ihlallerle piyasanın biraz negatif etkisiyle baskısıyla adına ne derseniz biraz daha aşağı sarkıtılmış bir Kulbah hatta ikinci çanağa doğru dönen bir hareket iğmelenmesiyle karşı karşıya kaldı. 20.86'da bulunan aylık piyot değerinin bir tık üstü bir kademe üstü 20.88'de kapanış yapan Kozal hissesinde yukarı yönlü potansiyel hareketin devamı için 21.68 ve 22.41 dirençleri geçilirse 24.50'ye doğru bir ivmelenme yakalanabilir diye bu bölgeyi ifade edebiliriz teknik açıdan haftalık görüntüsü. Bu şekilde hissenin günlük periyottaki bir... E, hareketine baktığımızda e, şöyle ortalamaları kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir e, hani, şöyle aldığımızda hani bir düşen kırılımı bir onay çalışması yapılmış gibi bir görüntü var. Şöyle biraz ekranı büyütelim. Arkadaşlar daha net izleyebilsin görebilsin. Hani baktığımızda geçtiğimiz hafta en düşük bölge olarak karşımıza çıkan fiyatlama 1955 zirve kapanışı gelmiş. Yani haftanın en yüksek seviyesine bir tık altında kapanış yapan hissenin 20.94 civarında bir kapanış yapmış ama biz bir önceki tepeye baz alıp şöyle 21.56 gibi bir direnç koyacağız. Bu direncin geçilmesi gerektiğini ifade edeceğiz teknik açıdan. Zaten şöyle geriye doğru baktığımızda bir şöyle bir ikili tepe hareketiymiş gibi bir görüntü sergilediğini net bir şekilde görüyoruz. Yani burada bir ufaktan bir çanak, kulp, fincan, kulp adına ne koyarsanız koyun bir dip formasyonu oluştuğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hareket alanı eğer bunu çalıştıracak olursa arkadaşlar hemen kısaca şöyle kısa periyot için söylüyorum bunu. Hemen şuraya kadar bir formasyon hedefi 24.50, 24.60 seviyesine kadar bir formasyon hedefi üretebileceğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan 21.56 kırılır ise diye de şartını koyalım. Günlük periyotta erasayın 50 üzerine atması hisse için pozitif bir hareket olarak görüntü sergiliyor. Son olarak İpek Enerji hissesine de geçerek durum analizimizi bitirmiş olalım. Hissede arkadaşlar net bir düşen kırılımı gerçekleşmişti zaten ama çok da iğmeli olmasa da hani yataya yakın çok dik açılı olmayan bir hareketi orta banda götüren trend orta bandına götüren bir hareketle karşı karşıya kalmış. Hissenin RSI'nin günlükte 50 üzerine atıyor olması hissedeki potansiyel iğmenin devam etme eğilimini biraz daha kuvvetlenmesine sebep olacak bir görüntü. Hacimler 3 gündür çok güzel. son 2 günde günlük tema 55 üzerindeki kapanışlar hisse fiyatlamasında bir 38-40 bandına doğru gitme hevesinin olduğunu gösteriyor bize. Bu noktaları yakından takip etmek gerekecektir. 36-17 ve 35-88'de yakın desteklerimiz var. 34-31 kritik desteğimiz diye ifade edebiliriz teknik açıdan. Haftalık periyotta bakalım direnç bölgesi olarak karşımıza hangi rakamlar çıkacak. 21 haftalık ortalamamız 37-38'de. Üst bölgede hull direncimiz 38-16'da. E, bu bölgeyi aşarsa e, zaten wave trend al sinyali üretmiş. Önümüzdeki hafta sayın haftalıkta 50 seviyesinin üzerine atabiliyor olması çok çok önemli bir e, hareket olur şöyle çok da güzel merdiven hacimler oluştuğunu görüyoruz fiyat hacimleriyle birlikte hacimsel potansiyel güç yukarı doğru devam ediyor görüntüsünü takip ediyor bu noktada e, trend desteklerini çizip e, trende sadık kalıp kalmadığını yakından takip etmek gerektiğini hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar e, özellikle alt destek trendleri bana göre çok çok önemlidir o yüzden de e, takipte kalmanızı tavsiye ederim yakın trend uzak trend artık burası size kalmış. Biraz el becerinize, kendi takip kabiliyetinize. Hani trendin üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki hedefi kanal direncine doğru gitme eğilimi gösterir ki o da 46'lı fiyatlar olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar bu 3 hisse için yorumumuz bu kadar. Herkese bol kazançlı yeni bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.